ta ki sınav gününe kadar asla vazgeçmeyeceğiz diyeceğiz ve TYT AYT çalışmalarımızı birlikte götüreceğiz arkadaşım. Never give up. Son 40'ta AYT Matematik sorusuyla karşındayım ki 3-4-5 yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan inanılmaz lezzetli, inanılmaz tatlı bir soru var arkadaşım. Hani ben sana sorsam desem ki ÖSYM e nereden soru sormayı seviyor? Bir, öğrencilerin sık sık hata yaptığı noktalardan ya da çalışmayı çok da sevmediği noktalardan. Bunlardan biri Hangisidir biliyor musun? Fonksiyonlarda özellikle öteleme konusu ya da kaydırma simetri konuları. Hangimiz çok seviyor ki bu konuyu? Ama ÖSYM 2022 AYT'de bence buradan soru sorar. Şimdi biz 3-4-5'in buradaki sorusuna bakalım okuyalım ama çözmeyelim. Ben sana kısaca konuyu hatırlatayım, tanıtayım, önemli püf noktalarına değineyim. Sonra bu sorunun ne kadar kolay çözüldüğünü birlikte görelim. Anlaştık. Sorumuz y eşittir f x eksi 1 parabolünün tepe noktası. X eksi'nin 2 birim, Y eksi'nin 3 birim uzağındadır. X eksi 1 verdi, Fx ile ilgili bir şeylere geçiyor. Parabolü A birim sağ, 2 birim aşağı ötelendiğinde tepe noktasının orijine uzaklığı 13 birim oluyor. Ve özellikle Fx eksi 1 büyük sıfır olduğuna göre A en çok kaç olabilir diye bana sormuş. Ben ona geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum sana. Ey güzel arkadaşım biz herhangi bir nokta alsak 2'ye 3 noktasını alsak ve ben sana soru olarak şunu desem. Arkadaş bunu 3 birim sağa doğru ötele desem ne yapıyorsun? Arkadaşlar biz noktayı öteleyeceğimiz zaman öncelikle ne tarafa doğru öteliyoruz ona bakıyoruz. Sağ mı? O zaman x ekseninde hareket edeceğim ve koordinat düzleminde sağa doğru gitmek... X'e pozitif değer katar. Biz de değer katacağız. 2 artı 3 virgül 3 noktasına yani yeni noktamız 5'e 3 olacaktır. Bu noktanın ötelenmesinde x eksenindeki bir hareketimizdi. Yine aynı noktamızı aldım ben ve bu sefer şöyle dedim. Dedim ki 4 birim aşağı öteler misiniz diye sordum. Şimdi y 4 birim aşağı doğru ötelemek demek hangi eksende harekettir? Önce ona bakalım y ekseninde hareket olacaktır. Ve aşağı hareket negatif bir harekettir. Biz y ekseninde negatif değer alacağız. O zaman 3 eksi 4 yazıyorum ve yeni noktamın 2 eksi 1 olduğunu görüyorum. Bakın bu sadece noktanın ötelemesi. Ama bazen fonksiyonlar da ötelenebiliyor. Peki fonksiyonların ötelemesi daha farklı mı? Evet kesinlikle daha farklı. Fonksiyonların ötelemesini de şöyle yapalım. Diyelim ki a birim yukarı öteler misiniz diye ben sana sordum. İlk önce bakacağımız yer neresidir? Yukarı dediği için hangi eksende hareket ediyorum? Ona bakacağım. Yukarı hareket ettiğime göre y ekseninde hareket ediyorum ve en önemli noktalardan biri fonksiyonlarda y ekseninde hareket fonksiyonun dışına etki eder. Fonksiyonun tamamına etki eder ve ben a birim yukarı dediğim için pozitif yöndedir. O benim için fx artı a yazmam gerekir. Aynı ifadeyi ben şöyle de yazabilirdim sana. B birim aşağı öteledik diyebilirdim ki aşağı doğru öteleme de fonksiyonun tamamından o B birimi çıkarmak demek olacaktı. Peki biz şimdi aşağı yukarı öteledik. E biraz da sağa sola öteleyelim istersen. A birim sola doğru ötelemek demek ne demektir? Hemen eksenimi çiziyorum. X ekseninde gösteriyorum. Sola doğru ötelediğimde demek ki X ekseninde hareket ediyorum. Çok güzel fonksiyonlarda öteleme yapılırken x ekseninde yapılan ötelemeler x'e etki etmelidir. Yani x nerede fonksiyonun içinde? x'e etki edeceğim. Ama burada ters bir şey var. Sola doğru gitmek normal şartlarda negatiftir. Biz burada ters etki edeceğiz. X artı A yazacağız. Bakın sola deyince artı yaptım. Aynı fonksiyonu peki B birim birim oldu direkt burası. B birim sola sağa doğru ötelersek ne olur diye sorduğumda da Bakın biz x değerine müdahale ediyoruz. O nerede? Fonksiyonun içerisinde. Sağa doğru dediğinde ben yine koordinat düzlemine gelip baktığımda x ekseninde daha hareket ediyorum içeri doğru ve içeride sağ normalde pozitif ama ters etki ediyorsun burada. f(x) a. En çok karıştırılan noktalardan biriydi ve benim kesinlikle 2022 de buradan bir soru geleceğini düşünüyorum. Şimdi o tatlı soruya gelelim. Bunları kullandıracak soruya gelin ve ne kadar rahat çözüldüğünü görelim bu püf noktayla. Y eşittir fx eksi bir parabolünün tepe noktası x ekseninden. 2 birim y ekseninin 3 birim uzanındadır. Tam buraya kadar duracağım ben bu soruyu çözeceğim. Ama şu bilgi olmadan başlamak delilik olur adeta. Fx eksi bir sıfırdan büyük. Ne demek olabilir sence? Hani sınavda böyle geldiğinde kendi kendine konuşur musun soruyla? Acaba ne demek istiyor bana? Fx eksi bir büyük sıfır fx eksi 1 bir fonksiyonun değeri demektir. Fonksiyonun değerinin sıfırdan büyük olması demek o fonksiyonun x ekseninin üstünde yer alması demektir. Yani kesinlikle ama kesinlikle biz buralarda bir yerlerdeyiz. Arkadaş bu sarı bölgedeyiz. Aşağıyı görmezden gelmem gerekiyor. fx eksi 1 parabolünün tepe noktasıyla da ilgili bana veriyor bilgiyi. x eksenine 2 birim, y eksenine 3 birim uzaktayız. X eksenine 2 birim uzakta olmak demek yukarı doğru 2 birim çıkmak demektir. Ya da aşağı doğru. E aşağı inemeyeceğime göre yukarı doğru bir kere iki birim yukarı çıkmışım. Y eksenine üç birim uzaklıkta olmak demek ya sağa doğru ya sola doğru. E tam olarak yerini bilmediğime göre belki sağa doğru uzaklaşmış olabilirim. O tepe noktası burada olabilir. Ya da sola doğru uzaklaşırsam ki orası eksi üç noktası olur. O da burası olur. Bu da çok karışıyor aslında. Zannediyorsun ki bazen hani iki üç noktasından mı bahsediyor? Aman ha, acele etmeyin. X eksenine uzaklık demek Y'de hareket ettiğiniz birim demektir. Y ekseninde 2 birim, X ekseninde 3 birim ya da eksi 3 birim bizim sorumuza göre. Şimdi tepe noktanın tahmini koordinatını yazdım. İki tane var ama acaba hangisi? Su yola devam ediyorum. Fakat yola devam ederken dikkatimi bu çekiyor. Biz hep bunun üzerine konuşuyorduk. Arkadaş sen nereden çıktın geldin? Diye paniğe kapılabilirsin. Artık kapılmıyorsun. Çünkü sen biliyorsun ki fx fonksiyonunun fx eksi 1 fonksiyonuna dönüşmesi demek ne demektir? Biz nereye müdahale etmişiz? İçeri müdahale etmişiz. İçeri müdahale etmek demek ya sağa doğru ya da sola doğru hareket etmek demektir. Hmm, ya sağa ya sola gittik. Güzel. Peki eksi bir birim. Hemen koordinat düzlemimi çizdim. Eksi bir birim. Bu taraf mı demek? Hayır. Biz biliyoruz ki içeriye negatif yaptıysa sağa doğru gitmiş aslında. Değil mi bu? Bir birim sağa doğru hareket ettirirsem ben bunu içeriye hareket ederim sağ pozitif ama biz fonksiyonla uğraşıyorsak fonksiyonun kendisiyle uğraşıyorsak ters etki yapıyorduk x ekseninde eksi bir yazıyorduk. Bu arkadaşımız bir birim sağa doğru hareket etmiş. Bakın burada bir yerdeymiş bir birim sağa gelmiş buraya gelmiş. Burada bir yerdeymiş bir birim sağa gelmiş buraya gelmiş. Gelmeden önceki halini bulmaya çalışıyorum. Gelmeden önceki halinin koordinatlarını tespit etmeye çalışıyorum. Benim tespit ettiğim nokta tepe noktası 2'ye 2 olabilir diyorum ya da farklı bir tepe noktası eksi 4'e 2 olabilir diyorum. Bunlar fx fonksiyonunun olsa olsa tepe noktalarıdır. Ne demek istediğimi umarım anlıyorsundur. Şimdi ben artık fx parabolünü buldum. Yerini buldum tepe noktasının. Öteleyeceğim ve tepe noktasının uzaklığını orijine 13 birim. Bakın bizim fonksiyonu ötelememize gerek yok. Burada bir öteleme var ama bizim fonksiyonu ötelememize gerek yok. Biz hep tepe noktasıyla uğraşacağımız için ben bu tepe noktasını öteleyeyim. Ne dersin? Çok mantıklı. Peki biz bu tepe noktasına eksi 4'e 2'ye veya elimizdeki diğer tepe noktası kaçtı? 2'ye 2 noktasıydı. Öteleme yapacağız. Nasıl bir öteleme yapıyoruz? İşte hocam A birim aşağı sağa doğru öteleme yapıyoruz. 2 birimde nereye doğru öteleme yapıyorum? Aşağı doğru öteleme yapıyorum. Çok güzel. Noktaya yapılan öteleme birebir uygulanır bilirsin. Sağa doğru öteleme demek x ekseninde öteleme demektir. Eksi 4 artı A. 2 birim aşağı demek. Y ekseninde 2'yi çıkar demektir. Aynı şekilde diğer tepe noktama da uygularım ben bunu. 2 artı A virgül 2 eksi 2. Yani son durumda elde ettiğim A eksi 4 virgül 0 noktası tepe noktam olabilir. Veya şöyle bir tepe noktası olabilir elimde. A artı 2 virgül 0 noktası benim tepe noktam olabilir. Nihayet tepe noktamı buldum. Ve biliyorum ki bu tepe noktası e, orijin 13 birim uzaklıkta. A eksi 4'e 0. Ya bir dakika A eksi 4'e 0 noktası olsa olsa burada arada bir yerlerde. Yani negatif tarafa. Yani fark etmez o benim çok, çok önemli değil. Yani x ekseninin üstünde bir yerdeyim arkadaş. Yani y değerlerinin 0 çıktığını görebiliyor musun? O zaman bu değer kaça eşit olabilir? 13'e eşit olabilir hocam. A eksi 4 değerimiz kaça eşit olabilir? 13'ü. A'nın cevabı buradan ne gelebilir? 17 gelebilir. Fakat bir ihtimal daha vardı biliyorsun. A artı 2 de vardı. A artı 2'nin cevabı ne olabilir? 13 olabilir. Ben böylelikle iki tane muhtemel A noktasını buldum. Ama A'nın en büyük değeri soruluyor bana. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı D seçeneğine. Ey güzel arkadaşım. 2022 ede. Bir öteleme sorusu. Bekliyorum.